Geldim. Biz niye uğradık? Nereye geldik? BİM'e uğradık. BİM'e mi aldın? Evet. Aa, sonra? İyi akşamlar. Açtın mı videoyu? Hı-hı, peynirciye uğradık. Öyle bir şeyler bir şeyler işte. Kocam da kocam. Buradan böyle kocam yaptı. Kocam da kocam. Yusuf'u dedi al çabuk dedi. Ben gidiyorum, kocam çağırıyor. Domates bitmişti. Ben sadece... Sen bitmese de iki tane alırsın. Pinti gelin. Al. Domates olmuş 35 lira. Kışın tamam. Domates mi yenir? Zaten ben yemiyorum domates. O zaman? Olsun, ben yine konuşurum. Dur. Tamam. Al havucu. Bu elma mı? Evet. Sen yiyorsun diye elma. Bak pembe domates aldım. Ben yemiyorum domates. Ama elmayız. Aaa devriliyoruz. Annem kapatıyor. Anneciğim. Ne oldu anne? Ne oldu söyle. Onunla girilmez ama burada. O ne? Birazdan geçmeyi o kırılır. Niye o? Şimdi biz video çekiyoruz. 5 dakika. Ya 5 dakika bekle. 5 dakika bekle anne. Tamam bebeğim. Sen pazul baban geliyor yapmaya. Sen pazullarını ayarla. Pazul yapacaksın, oynayacaksın. Hocam sana bir kez olmayacak. Sari oturup pazı, düşecek. Baban pazul. Bunları hemen yapabilecek mi? Puan verirsin babana. Baktı, pazı yapanlarda çok zeka var. Ne? Pazı mı? Evet. Değil mi? Pazı değil. Ben de ıspanak zannettim. Vallahi iyi dersin. Pazı mıydı? Pazı. Yeşillik pazı değil. Tamam. Limon çok ekşi, çok acı. Bunda ne var? Karnabahar. Karnabahar da karnabahar. Baba. Nereye aldı beni? Tamam, sen üstü olur musun güzel? Aa, bunu bana bıraktı bir tane. Onu kardeşine götür. Tripoda. Tamam, öyle açık kalsın orası. Tripoda bu ne kız? Boza. Boza. Balaban. Ben hiç balaban da duymamışım bak. Ben... Vefa olmazsa içmem dermişim. Ben de dedim. Ne? Tamam vereceğim şurada. Yunus çağırdı iş yerinden gelirken de bunu da ben ineceğim saat. Kahvaltı almaya indiler. Evde kahvaltılık yoktu. Aydana'ya Yunus alıyor. Dur güzel. Biz çok girmiyoruz. Kahvaltıya. Marketten alıyorum çünkü tıkıtı olduğu için tıkıtı başka yerde geçmiyor. Kahvaltıcı var burada, kayalar diye. Böyle yaparsan seni buradan kovarım. Ne istiyor? Video çekiyoruz, ses yapma. Sonra diyecek ki resmen sahibi bağırıyor. Bu bağırmaz mı? Yasak mı? Sen hadi bunu yerine koy. Çekmeyeceğim. Bu yumurtalara baktın mı? Ne yumurtası böyle kapkara kapkara. Boyamışlar mı? Yok ne? Üstüne oku bakayım neymiş özelliği. Ben okumadan aldım işte. Okuyacağım. Belki bizi zehirliyorlar. Farmeriz serbest. Size 1500 TL'lik alışveriş yapmışız. Yunus'a diyor ki akşam diyor benim 1500 TL'lik yaptım diyor. Şöyle Beyoğlu çikolatası varmış. Yunus dedi aldım. Ah. O Beyoğlu çikolatası öyle olmuyor ki, o şokolada. Artık bilmiyorum. Parça parça. Pastırma aldık bak. Bilmiyorum, sen bir şey helva demiştin. Ben de anlamadım, bundan varmış. Başka açık yok. Tepside helva vardı orada, görmedin mi? Var ama kız dedi ondan değildi. Açık ben helva var dedim ya sana. Onlar biraz kestir, güzel mi değil mi bir bakarız dedi. Ne dedim ben? Senin kafan bu helvaya gitti. Yunus onu aldı. Bu neyli? O fıstıklı. Yunus aldı diyor, Yunus aldı diyor. Ben bunu koyacağım. Tamam. Kostan böyle mi koyayım? Evet, bu Sare'li. Gösterelim ya. Dur. Sare bunu çok seviyor. Şöyle de yarım kilo tereyağı aldık. Bunları yemeklere kullanıyorsun. Malzeme çabuk ölmeyeyim diye yapıyorlar. Bu da herhalde... Normal kaşarlar. Eski kaşar. Yok yavrum onlar eski kaşar mı olur? Artık sen. Eski kaşar mı kaldı piyasadan? Hepsi toprak oldu. Ne? Ver kavanozu. Onları kavanoza koyacağız. Şurası kapansın mı? Yürü.
kızlar beceremiyor mu? Aa, yine kız mı almışlar yine? Şey, kaymağı azaldırdım çünkü yiyemiyoruz. Baktın mı orada hiç? Yok, bakmadım orada. Ya inan ki açıyorum. Böyle kutuda veriyorlar ya. İki kere oradan bozuk çıktı çünkü. Bilirdim. Ramazan ağzım oruç. Tamam. Geri de götüremiyorsun. Akşam hevesleniyorsun gece. Tarihe şöyle şey aldık. Pekmez ve tahin. Yedi, iki, üç kaşık. Yiyor, öyle oldu mu yiyor böyle. Başka bir şey sen al beyaz peynir. Baksaydın beyaz peynirin tadına kızım. Beyaz peynirin tadına bakmadım onu. Şöyle süt. Niye bakmadın? Çikolata. Sadece abucu bu. Başka bir şey niye aldım. Bakmadın ki? Bakmadın. Onlar mi? Çünkü satılmayan peynire kalkarlar. Bakmazsın. Ucuz bir şey değil bunlar. Ben hep bakıyorum orada. Yumuşağını vermişler. Biliyor musun? Daha tatmadan eleştiri yapıyorsun ya. Vallahi billahi ben sevmedim. Yo, güzel. Bak bunun serti olacak işte. Güzel olacak. Peynir. Yo, güzel. Benim aldığım değil ama. Bunu sen aldın daha önce. Ben markasından tanıyorum. Bunun kapağı nerede? Siz aldınız. Ben nereden aldım? Senin kızın elime oradan oraya geçirdim. Peynirin tadı güzel. Beğenmiyorsa git kendin alırsın. Al. Bakıp alacaktım bakıp. Güzel peynirin tadı. Yani. Bu iki gün sonra acıya çeviriyor tadına. Yarın börek yaparız. Börek. Ya değil mi o kadar para verip börek yapmamı peynire? Zat batırdın oğlum, batırdın. Bundan sonra oğlumla sen gidersin artık 3 milyarlık yaparsın kocama. Kocam da kocam. Batırdın çocuğu. Kocam da kocam. Tarih aldım. Şunlara... Ne yapacağım? Ay bu buraya niye koyuyorum ki ben ona? Sarı'ya öyle çok şey almadım. Hiç. Hepsi Sarı'ya hemen hemen. Hepsi Sarı'ya. Ünden beri. Sarı'ya ben bu sodayı dolapta mı çıkardınız? Şimdi koyacağım. Ya valla hiç bir ya ayran ya su. İçeceklerden ya da çay. Öyle. İstemiyorum başka bir şey. Bak burada ya. Heh. İki saattir onu arıyoruz işte. Arıyoruz. İki saattir onu arıyoruz. Aramızda. Çık bunlar. Al. Bir torba çök. Bunu da dolaba koy kızım. Soğuk içilir. Hani bunun leblebisi nerede? Leblebi. Boza leblesiz. Leblebi olmadan hayatta içilmez. Bunu da yarın alırsın. Yılız! Nasıl tuvalette duymaz seni? Şimdi ellerini sus. Bozayı alırken sarı leblebiyi de alacağım bir kese kağıdı. Yok ellerin... bozayı çok bilmeyenler var. Var. Çünkü bizim çocukluktan kalma bir boza kültürümüz var. Böyle şeylerde ne diyorlardı ona ya? Sobaların üstüne su ısıtırlar. Ay, güğüm. Güğümlerde. Adam güğümün, kapaklı güğümler olurdu böyle ölçülü kapakları olurdu. Gece saat 1'den sonra bozacılar 12'den sonra çıkardı. Kışın, karda kışta boza diye biz hatta tasımızı hazırlardık. O bir bardak boza almak için. Beklerdik kapıda hangi sokaktan böyle dinlerdik. Sesi nereden gelecek? Ha şimdi gençlerin hepsi bilmez o yüzden diyorum bozayı. Leblebiyi de sarı leblebimizi de alırdık gündüzden. Bakkallarda zaten kırık leblebi olurdu. Kapıdan da geçerdi. Leblebi çeşitli çok olurdu kapıdan geçen. Yani onlardan alırdık, koyardık. Uzacı geçince, uzayı da alınca leblebiyi de atardık sarı leblebiyi. Aslan şöyle kenara geç hocam. Bozanın tadını herkes tam böyle herkes sevmeyebilir. Sevmez. Ekşiyle, böyle tatlıyla. Ben seviyorum. Ama vitamin. Araştırsınlar süper bozada. Yani vitamin çüpü boza. Ve boza çok pahalı bir şey. Benim rahmetli eşimin teyzesi derdi. Biz boza toplardık. O zamanlar 1 milyar o zamanlar.
1000 lira mı derdi, 1 lira mı diyorlardı. Çok yüksek rakamdı. Derdi ok boza kurur, bir avuç kalır. Çok toplayacağım ki para kazanalım bozadan. Antalya yöreliydi zaten, kendisi Aksekiliydi. O Akseki'nin dağlarından demek ki boza toplanıyor. Yani yetişen yerler var kızım. Bizim bardak azaldı biliyor musun? Niye bardak azaldı? Hepsi makinede. Hayır, bardak azaldı. Bayağıdır azaldı. Sen kırdın anlamda demiyorum. Kırmışsındır, azalmıştır. Hayır, kırmadım. Şimdi bak, bunlardan çok yok. Ne yapacağım? Böyle altı aldım, bunlardan alacağım. Aman gerek yok, ne olacak? Evde var zaten bardak. Ama benim içtiğim bardaklardan yok. Evet. Çok. Nasıl yok? Hepsi senin bardağın. Misafir gelince zaten küçük bardak çıkartıyorsun. Ama o bardaklar içiyor çoğu artık. Artık. Onlar da içiyor. Ben karışmıyorum, sen ne yapıyorsun? Bana limon var mı? Limon var mı zaten? Varmış. Dur anneciğim, vereyim şurada limon var, hemen keseyim demiyor da ben yapıyorum. Bir sürü limon var işte. Ellerim pis, o yüzden vermedim. Muhakkak bir şey olur. Bahane vardır arkadaşlar, muhakkak. Bak yürü şahit olun. Bahane değil de buraları toplayacağım. Bulaşık makinesini çalıştıracağım. Şimdi oraları temizleyeceğim. Çok büyük bir iş yapıyor. Bulaşık makinesinin düğmesine nasıl verecek? Bugün iş yapmış mı diye soru. Ben mi? Tam Yusuf Erel'i kilitleyeceğiz. Bir baktım horluyor odada. Yok, uyumadım biliyor musun? İçim böyle oturduğum yerde haberleri izleyeyim dedim. Bir de diyor ki Yusuf Erer yeni mi uyudu diyor. Senin hattında aslında haberin var Yusuf Erer'in uyuduğundan. Yok. Dedi ki Yusuf Erer uyudu, sen içeri geçtin. Ha, yeni mi uyudu dedi. Hayır, uyanmıştı zaten kızım. Hayır, sen odaya geçtin, Yusuf Erer uyuyordu. Allah. Ben bu evde yaşamıyorum herhalde. Benim beynim arada bir gidiyor, gezmeye geliyor. Bir saat oldu uyuyordu. Ben onunla... Dalmışım haberleri. Şimdi ben biraz oynarım kanallarla. O kanaldan o kanala haberleri. Orada izlediysem öbürüne atlıyorum. Öbüründe izlediysem öbürüne atlıyorum. Tabii onu izler ya. Böyle insan oturduğu yerde hiç geçer mi? Yemeği de yemişim. Ay bir ağrı çöktü. Gözümü kapattım. Bu dedi. Anne Yunus çağır. Kocam çağırıyor beni. Kocam. Kalk. Yusuf'a bak. Kocam da kocam. Bitmez kocalar, bitmez. Ne yapalım? Var ki var. Yok olmadı zaten. Demeyiz yani. Zamanında sizin de olur. Benim yok ya. Ben kocam da kocam diyemiyorum. Allah'ım, bu yaştan sonra ne yapacağım kocayı ya? Ay, bana bir yorum yazmışlar o şeyi gören. Dedim ya. Ne? Adam böyle yapmış bana o yorumun altına. Kadın böyle yapıyor. Kocamı diyor, arıyor diyor. Dedim ya, Facebook çaldılar. Yalan. Ay işte söyle sen adını. Şimdi şöyle bir şey. Instagram'ı annemi çalıyorlar. Ben geri aldım çok şükür. Ama şikayet var, sayfası var. Evet. Merve diye biri annemin ismini kullanarak, yani Instagram adresini ismini kullanarak, İşte böyle kişi Sayın Çakıcı benim kocamı ayarsıyor. He. Yok böyle. Ama ne anlatıyor orada yazıda, bir anlatsana. Kocamı ayartıyor, resimler mi çekmiş, bir şeyler. Kocamı ayartmış. Ben yakaladım kocamı onunla telefonla konuşurken. Sonra lütfen yardım edin bana. Elinde şeyler varmış, resimler varmış, videolar varmış benim. Tehdit ediyormuşum bu şekil. Şikayet sayfası o da. Oradan da adamın biri yazmış benim özelime. Instagram'a annemi tanıyan mı tanımayan mı artık biri yazmış. Sen evli barklı adamlarla. Sen evli barklı adamlarla geçiyor. Ay, Esra demiş, ona cevap ver. Yani saçma sapan bir şey, konu. Hani derler ya, at iftira, iyisi kalsın. Araştırılsın bakalım. Bizim Uğur var. Bunların piyonu oluyor bu interneti. Çocuk bir araştırsın bakalım kim atmış onu, hangi kökten atmış. O Merve diyenin de belki şeyini çaldılar, onun ismine yazıp altına. Alalım belki odur. Onun bile face'i çalındı. O olma şansı yok sanki o kızın. 25 yaşında bir kız resmi var. Instagram. Hı?
Değiştir işte. Instagram'da. Hayatında girmediğin yer. Senin bu yaştan sonra ne var Instagram'da bu yaştan sonra? Neymiş yani? İki yıllık namaz kıl. Biri de sana öyle yazmış. Nereye yazmış? Bizim şey yapmıştık ya. He. Ondan sonra. Ben zaten orada bir işim yok benim de. Birisi de yazmış, ne yazmış? Esra oralara videoları paylaşmak için açtı bana. Ben zaten paylaşmıyorum Esra. Hiç girmediğim bir sayfa. Bu yaştan sonra ne yapacaksın? Bir yaştan sonra şey baltayı küreye alacağım da mezar kazacağım. Valla 90 yaşındakindeyiz. Ama baksana yavrum bu yaştan sonra bana attıkları iftiraya ben bile gülüyorum. Hani olur mu şöyle 30-35 yaşında genç biri arsız, terbiyesiz biri olurum, milletin kocasına yertmeye kalkarım. Ya bir insan beyni olması lazım o iftiraya atanın ya. Beyin yoksunu eğer beni tanıyan biri attıysa, mouse'dan oyun yaptıysa beyinsiz. Yani derler ya arpacık kadar beyin yok. Hayır, şu pirinç var ya arpacık. Onun kadar beyni yok. Sıralanan şey çok komik. Ben videoları varmış adamla benim. Ay dedim herhalde dedim. Kendi kendime güldüm yani. Var ya genç birine... yapıyorlar işte bunu. Genç yuvalar yıkmak için yaparlar. Vay sen, vay sen var ya. Vay ben neymişim haberim yokmuş be. Sen ayartıyorsun kocaları. Ay Yunus var ya. Ay anne. Ben evli adamı bırak. Bekarına bakmayan kadın olduğumu zaten biliyor bütün herkes de. Yani arada bir makara yaparım ya evleneyim diye. Gerizekalı beyinsiz. Beni izliyorsan, oraya onu şikayete attıysan senin beynine ben Türkçesi ne diyeyim beynine senin diyebilirim. Başka bir şey diyemem. Yani beyinsiz diyeyim. Yani beyinsiz derler ya. Yazıya baksanız var ya çok gülersiniz ya. Kadının kocasını arıyorum. Kadının kocası dedim de evinden küçük falan orada bir isim şey koymuşlar, isim koymuşlar Merve diye. Hani benim torunum yaşında olur ya 22 yaşında Abdullah Can var. O kız diyelim, o kızın kocası diyelim. Onun kocasını ben arıyorum. Ay yakalanıyorum. Ondan sonra telefonda yakalanıyorum. Ondan sonra tehdit ediyorum onlara. Kesin ne istiyorum? Rüşvet mi istiyorum acaba? Ne diyorlar ona? Vay sen neymişsin? Ne isteniyor? Şey yaptığı zaman hani bende videoların var. Şu var. Tehdit ediyorsun işte. Tehdit ayrı. Şimdi Yunus'a sorarız onu. Yunus'a sorarız tamamlarız. Körler sağırlar birbirini ağırlar. Yunus'a sorarız diyor. İşte aynı şey. Fidye kızım fidye. Fidye farklı bir şey değil mi? Fidye isteyeceğim ben onlardan. Yoksa sızdırır mı resimlerinizi diyeceğim. Beyinsiz asker. Elimizde... Ay çok sinirlenmedim. Ama komedi gibi oldu. Elimizde videolarınız var. Beyinsiz asker oraya artık ne amaçla benim sayfayı alıp Sevim'in yuvası olarak oraya montaladıysa... Sevim'in yuvası değil, Sevim Çakıcı. Ha Sevim Çakıcı olarak 65 doğumluyum ya. Orada aynen. Ha yuvası değil. Orada çünkü benim çalınmış bir face'im daha vardı biliyor musun? Geçmişte ağaçta resimli olan ayağım. Tabii. Tarzan gibi. Bilmiyorum hatırlar mısın? O resmi çok komik. Saçların da şey gibi olmuş. Tam Tarzan gibi. Bir de üstüne Tarzan... O gibi yer... biz Melek'le pikniğe gittik. Yunus, Melek, ben piknik yaptık. Ağaca niye sarıldık da resim çektirdik? O zaman zaten YouTube'um yoktu. Ağaca sarılmışım. Ben ağaca sarılmışım Tarzan. Bütün saçlarım kabarık bir de şey. Örgülüydü. Değil miydi? Bütün örgüklerim burası bu örgü kabarmış. Hatta bulurum ben sana o resimde. Ondan sonra bir de üstüne kahverengi o şeyini giymişsin Tarzan gibi. Tam Tarzan ağaca da sarılmışım. O da çalındı gider. Ama o zaman anlamıyorum çalınmak ne demek. Aman diyordum biri... Kaybettim herhalde şifresini giremiyorum. Bilmiyordum çünkü. Melek de bilmiyor benim gibi. Kevler sarılar birbirine.
Ay canlarım işte. Adam bir de öyle güzel yorum yapmış Mustafa Bey diye biri. Utanmıyor musun? Milletin evli kocasına sarkıyorsun. Ailemin Instagram'ına yazmış. Gizli bölümde gözüküyor. Baktım Allah'a. He Kayle'yi alıyor muyum? Almıyorum. Beyinsiz. Yani iftira atılacak bir şey vardır. Bana yakıştırdığı şey benim üstüme oturmuyor. Oturmadı zaten. Artık kendine oturan biri herhalde bunu yaptı. Böyle şeylerin, internetin böyle şeylerin cambazları oluyorlar ya sonradan. İlk başta bilemiyorlar. Sonra bir cambazlar çıkıyorlar ya. Her şeyi oturtturmaya çalışıyorlar maşallah. Yakında bir günde size oturtturacaklar, hiç kalkamayacaksınız. O da ayrı tartışılmaz. Evet. Hayırlısı olsun. Annem gaza geldi şu anda. Hadi Allah'a emanet olun. Ben bir bardak daha doldurayım. Gaza gelmiş gene. Bu gazla sabaha kadar... Ben şimdi Yunus'la da makara yaparım giderim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Baksana alışveriş yaptım. Hadi iyisin. Hadi iyisin. Hadi iyisin.